Evet arkadaşlar, nasıl yapılır kanalına hoş geldiniz. Kısacık bir intromuz var, ardından hemen videomuza geçelim. Rest in peace. Arkadaşlar, nasıl yapılır kanalından hepinize merhaba. Bugünkü videomuz fotoğraflarda arka plan değiştirme, arka plan silme üzerine olacak. Tabi yine bir internette bir sitemiz var. Uygulama falan indirmeyeceksiniz arkadaşlar öncelikle. Benim bütün biliyorsunuz bütün işlemlerim kısa. Bu videoyu aslında bu haftanın videosu değildi ama bir sonraki videoda YouTube'da banner resmi tasarlayacağız birlikte. Onun için bu bize lazım olacak. Ben de dedim bunu madem pazartesi videom yapayım. Çarşamba videomda da zaten YouTube banner resmi nasıl yapılır bunu yayınlayacağız. O yüzden bu video dikkate alın arkadaşlar. Zaten diğer videoda çünkü YouTube banner resmi yapma videomda ben bunu göstermeyeceğim tekrar. Bunu önceden hani bunun üstüne durmamak için zaten ayrı bir video olarak yapmak istedim. Böyle bir planlamamız var. Neyse arkadaşlar, lafı uzatmayacağım. Instagram adreslerimiz altta çıkıyor şu anda. Takip edin arkadaşlar. Videomuza, yani bilgisayarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz nasıl yapılır kanalına. Şimdi bu videomuzda nasıl yapıldığını daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, hemen şöyle bir kanalım, işte iletişim bilgilerim falan filan, şöyle hemen sitemize girelim. Bu YouTube kanalım arkadaşlar, bu arada yeni açtım. Müzom Official YouTube kanalının da sahibiyim. Normal şahsi kanalımda bu müzik işleriyle uğraşan bir karakterim. Hemen lafı uzatmadan, tabi burada fragman videolarımızı da paylaşıyoruz. Bunlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Burada fragman videoları çok önemli bence. Neyse, hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Bir tane linkimiz var. Bu yani hiç böyle fazla değil, böyle bir 5-10 saniyelik iş hatta, o kadar kısa sürecek yani. Ama ben anlatımda uzatacağım biraz tabii, videomun uzun olması lazım. Neyse, bu siteyi zaten ben açıklama kısmına da bırakacağım. Şöyle sitemize girdik, Remove Background diye bir sitemiz var. Çok güzel bir sitedir, gerçekten tavsiye ederim. Bunu telefondan da bu arada yapabiliyorsunuz. Benim çoğu videomu telefondan yapabilirsiniz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Neyse, hemen şimdi buraya bir tane fotoğraf seçeceksiniz. Ben hiç özenmemiş böyle çirkin bir resmimi seçeceğim şöyle. Şunu bir yükler yüklemez. Şöyle hatta sıfırdan yapayım. Sizden önce bir resmi denemiştim de. Şimdi arkadaşlar, yüklediğiniz zaman bu otomatik hemen şöyle orijinal hali bu mesela. Bunu yükler yüklemez arka planı hemen ayırıyor otomatik, direkt böyle bir saniye bile sürmüyor neredeyse. Arka plan kaldırıldı diyor. Bunu bu şekilde, bunu neden yapıyorum? Hani aslında bunu bu haftanın videosu değil. Bunu da söylemiştim zaten. Hani bunu banner YouTube bir sonraki çarşamba günü saat 6'da YouTube banner tasarımında kullanmak için hani buna kullanacağız. Ben de bunu tanıtımını şimdiden yapayım ki abi bu ney? Bu nasıl oluyor? Nereden yapılıyor? Demeyin diye. Hemen bunu, onun linkini oraya koyacağım zaten. Şimdi arkadaşlar, arka planı kaldırdık. Bunun kendi kalıpları var. Kendin buradan arka plan koyabiliyorsun ya da yükleyebilirsin istediğin bir arka planı. Tabi ışıklı bir resim seçerseniz daha şey olur. Tabi bu resmin kendi orijinal halinden de esinlenerek yola çıkabiliyorsunuz. Orijinal hali bu. Yani arka planım aslında 10 numara ama işte neyse. Hemen şuradan şöyle bir arka planı puslandırıyorsun. Daha puslandırıyorsun, daha da puslandırıyorsun mesela. Ya da hiç bunlarla uğraşmıyorsun. Yani bunun kendi hazır arka plan resimleri de var. Hemen şuradan bir tanesini tıklayalım mesela. Mesela bunu puslu, tabii şuradan bulanıklık ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Hiç bulanık yapmayabilirsin. Az bulanık, orta bulanık ve çok bulanık şeklinde de ayarlayabilirsin. Bu şekilde mesela şöyle kendimizi Dominik sahillerine atalım. Tabi pusluyu seçtik. Hemen şuradan orijinal hali mesela. Bu şekilde. Hani çocuklarınızın genelde bunu hani anneler falan çocukların isminde kullanmak çok isteyebilir.
Gerçekten çok böyle profesyonel bir site bence. Bakın hani resimde hiç Photoshop'la bu şekilde ayıramazsın yani, bu kadar profesyonel, öyle söyleyeyim. Ben Photoshop'la kullanıcısıyım bayağı. Bu şekilde hani ben bu resmi ayırana kadar yani canım çıkıyor, öyle söyleyeyim. Neyse, bunu bu şekilde arkadaşlar sistemi anladınız. Sitemizden giriyorsunuz, resmi tekrar hemen hızlıca bakın. Ne kadar sürdüğünü hemen hızlı bir şekilde yapayım mı? Sitemize baştan girelim. Hemen ne kadar sürdüğünü yapayım. Fotoğraf yüklüyorum. O yüklenmişe geçiyorum. Tekrar yüklüyorum. Orijinal hali yüklendi. Arka plan kaldırıldı. Düzenleye tıkladım. Hemen şuradan kendimi bir bağ evine atıyorum. Ve bitti. Bu kadar. Yani kısalığını siz anlayın artık. Şöyle puslandırmalı falan da yapabiliyoruz. Bunu Instagram'da hani resmin tabii ışıklandırmaya ayrı uygulamalar kullanabilirsiniz. Ben sadece bunu gösteriyorum. Çünkü bir sonraki videomda bu işime yarayacak. O yüzden bunun tanıtımını gösteriyorum. Işıklandırmayı falan böyle şu, ben biraz karanlığım resme göre ya mesela. Bunları falan da ayarlayabiliyorsunuz. Hani efektler, filtreler falan her yerden. Bunu hani telefonun normal düzenleyicisinden bile ayarlayabilirsin, öyle söyleyeyim. Bunu telefondan çok rahat yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, videomu fazla uzatmayayım madem. Çünkü uzun video niye bu kadar uzatıyorsun? Aynı lafları 10 kere tekrarlıyorsun gibi yorumlar almak istemem. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa ve hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da çok memnun oluruz. Evet arkadaşlar, Lumo Background çok işinize yarayacak bir sitedir bence. Bu bayağı işe yarar yani, bence öyle düşünüyorum. Neyse, lafı uzatmayalım arkadaşlar. Çarşamba günü akşam saat 6'da yayınlanacak YouTube banner düzenleme ve tasarımı videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Check the mic and make sure it sound right, boys.